Merhaba arkadaşlar. Bunlar ne diyen soranlar olacaktır. Bunlar benim bir haftalık oyun sonu boss'una, yani o robot boss'a ulaşmak için ilerlediğim görevlerin bir kısımları. Daha fazla aslında görev var. Yani daha fazla görev yaptım. Daha çok bölüm geçtim. Ama ben kısım kısım güzel olanları bu şekilde hızlandırıp koymak istedim. Çünkü gerçekten yorucu oldu. Ben başından sonuna kadar Peacekeeper görevlerini yapmamışım. Yapmadığım için en baştan başlamak zorunda kaldım. Ki bütün hepsinin sonunda bir tane daha görev verip son boss'a ulaşmam gerekiyordu. O yüzden uzun uzun uğraşmak zorunda kaldım. Kaldığım için de bunların hepsini göstermek istedim. Eğer izlemek istemeyen, doğrudan savaş sahnesine geçmek isteyen varsa da 17. dakikaya gidip doğrudan savaş sahnesine başlayabilir. Şimdi bayağı bir silah yaptım. Bu silahları yapabilmek için, yani bu robotun deployment'imize silahların bir tanesini yapabilmek için en az böyle 5-6 tane görev yapmamız gerekiyor. Yani oralardan parça topluyoruz. O parçalarla da silahlarımızı geliştirebiliyoruz. Ve ben şu ana kadar çoğu silahı alıp denedim. Ama son başı boss'a ulaşamadığımız için çok da bir işe yaramadı. Sadece görevleri yapmak adına ilerledim veya denedim. Hani silahların nasıl kullanıldığını görmüş oldum. Şu roketle, üçlü atış yapan roket en güzel silahlardan biri bence. Yanına da sürekli lazer atış yapan bir tane lazer silahı var. O var. O ikisiyle beraber çok güzel bütün görevleri, bütün şeyleri geçebiliyorsunuz. Ya uzay gemilerine saldırdığın zaman da çok kolay oluyor. Ya da işte o yuvarlak mor deliklere saldırdığın zaman da çok kolay bir şekilde düşmanları alt edebiliyorsunuz. Şu üstümdeki, etrafımda dönen şeyler de dronlar. Onu da 5 tane çıkartıyorsunuz. Düşman saldırdığı zaman patlıyor ama tekrardan bastığınızda yani bir tane daha çıkartabiliyorsunuz. Toplamda 5 tane drone etrafınızda oluyor ve otomatik nişan alıyorlar. Başlarda kullanacaksanız eğer işinize yarayabilir. Onu da söylemiş olalım. Oyunda çok uzun süre vakit geçirdiğim için de karakterimin görünüşünü değiştirdim. Siyah boyalarla beğendiğim kıyafetleri boyadım. Ve güzel bir görüntü oluşturduğumu düşünüyorum. Kılıcım da eskiden kullandığım bir tane kılıçtı. Bu upgrade, bazı silahlar upgrade ediliyormuş. O şekilde upgrade ettiğim için şu anda 33 hasarı falan olması lazım ve çok güzel işime yaradı. Bir de görüntü olarak da hoşuma gittiği için onu kullanmaya başladım. Şimdi şeye gidiyoruz. Artık o boss'un görevi açıldı. Evet, görevin başlangıcı burası. Burası o boss'un, yani o neydi, Astronox'un uzay gemisi. Uzay gemisine saldırı yapıyoruz. İçeride kısımları geçip en sonunda boss'la savaşmaya başlayacağız. Ama öncesinde bize hala daha işkence yapıyorlar. Ve olağanüstü büyük bir şekildeki gemide kısımları geçerek ilerliyoruz. Bir de utanmazlar, hani çok kolaymış gibi tuzak falan yapmışlar hani. Bir de böyle kapı yapmışlar. Dalga geçer gibi. Çok kızdım ya, orada içeri de girilmiyor, bir şey de yapılmıyor. Bir anlamı, bir işe yarar bir şey varsa, bilen varsa yazabilirse çok çok sevinirim. Bu arada Starbond'u da bitirdik. Hani bu bölüm son. Starbond'la artık daha işim kalmadı. Uzun bir süre Starbond oynamam diye düşünüyorum. Buralarda tek tek hepsini öldürmek zorunda değilsiniz. Hani siz de bu kısımlara geldiyseniz eğer, yani geçmek için izleyenler de vardır belki. Hepsini kesmek zorunda değilsiniz. Şu açılır, yani basarak açmanız gereken kapılar var. Oraları açsanız devam edebiliyorsunuz. Ama ben ilk defa girdiğim için hepsini öldürdüm. Neden öldürdüm bilmiyorum. Bir yerden sonra zevk almaya başlıyorsunuz, hani o geminizi geliştiriyorsunuz falan, güzel oluyor. Benim makine sadece bunda oyuna girdiğimde biraz fazla ses çıkartıyor. O yüzden çok vakit harcamak istemiyorum oyunda. Uzay gemim de şekil oldu. Köpek balığı kafası aldım. Bak, lazerli silah dediğimde işte bu silah. Bununla ben bütün gemileri istila edebiliyorum. Rahat çanakta kaçıp düşmanları alt ediyorum normalde. Normalde oluyor. Ama
Görelim ki boss'ta işe yarayacak mı? Evet, burada checkpoint veriyor. Hani öldüğünüz zaman tekrardan en başa döndürmüyor sizi. Annem checkpoint verince kapı açılmıştır ama açılmamış aslında. Bu arada bunu yapmayın diye gösteriyorum. Aşağıya gitmemeniz gerekiyor. Gittiğiniz zaman bu şekilde alarm veriyor ve oradan çıkamıyorsunuz en azından. Şu yaratıkları kesene kadar. Oradan sizi çıkartmıyor. Tamamını kestikten sonra kapılar tekrardan açılıyor. O yüzden yukarıdan gitmeyi deniyorum. Buradan gidip bir tane daha kapıyı açmamız gerekiyor ki yukarıdaki kapılar açılsın. Oradan da boss'umuza biraz daha yaklaşalım. Roketler çıktı şeyden. Ama çok kullanışlı değil. Kılıçla yani ben kılıç kullanmayı daha çok sevdim oyunda. Başlarda hep silah kullandım. Belki de o yüzden silah kullanmak istemiyorum beklettiği için. Evet, bir daha öldüm. Çünkü yaratıkları öldürmedik orada. Ve verdiği silahı kullanayım dedim. Az da olsa işe yaradı yani. En azından alana sarı veriyor. Bu gemiden ben de inşa etmek istedim. Hatta bir tane uzay istasyonu aldım. Uzay istasyonunu genişletmek için bayağı bir maden kastım. Genişlettim. Ama oyun bitti. Oyun bittiği için çok da vakit harcamak istemedim ama bir daha başlarsam en başından başlayacağım. Yani en başından tekrardan başlarsam oyuna Peacekeeper görevlerini de yapacağım işte. O uzay istasyonunu da yapacağım büyük ihtimal. En başından düzenleye düzenleye yavaş yavaş ilerleyeceğim. İlerlerim diye düşünüyorum. Bu arada o öldüğümüz için uzay gemimiz gitmiş bizim. Şu yeşil çizgiden dışına çıktığımızda da uzay boşluğunda olduğumuz için hareket edemiyoruz. Şu üstünde 3 tane şey olan şu şey uzay gemimizi geri çağırmaya yarıyormuş. Onu da o zaman da öğrendim. E tuşuna bastığınızda sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam E tuşuna bastığınızda eğer uzay geminizin yani deprem içinizin canı azalmışsa full canlı olarak geri gönderiyor. Ve boss'a çok az kaldı. Şu an oynarken nasıl heyecanlıyım. Bir bilseniz. Bu arada yani gördüğüm her deliğe girmeye çalışıyorum ki kaçırdığım atladığım bir şey olmasın. Çünkü oyun bir açıklama vermediği için her yere girip tuşlara basmaya çalışıyorum. Siz gerekli olan yerleri görüyorsunuz. Eğer kendiniz geçmek isterseniz sadece gerekli olanlara gidip hızlıca bölümü atlatabilirsiniz. Burada da hızlıca geçerseniz eğer bu kapılar kapanmadan doğrudan kapı açıkken geçebiliyorsunuz. Ama biraz yavaşlarsanız beklerseniz tekrardan kırmızı alarm veriyor ve düşmanları saldırtıyor size. Düşmanların hepsini kestikten sonra kapılar tekrardan açılıyor. O da aklınızda olsun. Bu son kısma geldiğiniz zaman hızlıdan geçmeye çalışın. Burası da son yer. Burada tekrardan bir skill point miydi? Neydi? Checkpoint. Skill point'le hep karıştırıyorum ya. Checkpoint verdi. Evet geldik. Son boss'umuza geldik. Aslanox. Yine karşımızda. Ve onun deploy match'iyle savaşıyoruz. Hani uzayda düşmanların hepsine rahatça kesebildiğim silahlarla şu an kesemiyorum.
Kesemiyorum yani. Canıma bak, canım yarıya düştü ya. Şu alttaki yuvarlak topları patlatmadığınız zaman yükseliyorlar ve etrafında şu şekilde turuncu çizgiler oluşturuyorlar. O çizgilerden geçtiğinizde canınız gidiyor. Ve benim sürekli canım azaldığı için ben bunlardan patlatmam gerekiyor ki canımızı arttıran enerji kapsüllerinden versin bize. Bir yandan boss'la uğraşıp bir yandan onları kesmek biraz zor oluyor. Elimdeki silahlarla en azından. Hani buraya kadar uğraşıp gelip sonunda böyle bir ilgi alaka görmek pek de hoşuma gitmedi. Ben zaten hazırlıklı gelmiştim, hani en azından silahlarımı, yani daha önceden kullandığım silahları da yanımda taşıyordum. O yüzden değiştirdim. Dedim deployme çöldükten sonra ben dedim adamla saldırırım, atılabilir silahlarla beraber. Ama buraya kadar gelmişken görevi sonlandırıp en baştan başlamak da istemedim. Başka silah aldım. Bu lazer düşmanların içinden geçiyor, arkaya kadar çekiyor hani. Bir kere de hepsine vurmuş oluyorum. Dedim en azından oradan kapsül çıkartırım, canımı yükseltirim. Bu şekilde kazanırım savaşı. Ama olmadı ya. Yine olmadı. Yine yapamadım yani. Bir de agresif olarak saldırıyor. Çok sinir bozucuydu buralar. O yüzden zaten bu kadar çok fazla gecikti. Yoksa normalde dediğim gibi bitmişti oyun. Bundan önceki boss'u da çok rahat bir şekilde bulmuştuk. Ama bunda Peacekeeper görevlerinin hepsini yapmamız gerekiyormuş. En sonki görevde buna ulaşmak için ki şeyi açıyor bizde. Sahilden yerimizi öyle açıyor. Hatta ben bundan önceki videoları da sırf işte bu sefer oldu deyip de çektim. Ama olmamıştı. Ha, bunda mesela bayağı bir yaklaştım. Hani aşağıdan can topladığım için bayağı şey olmuştu. Sonlara doğru tamam kazanacağım diyordum ama canım kurtarmadı yine. Hani bu köpek balığı kafası işimize yaramıyor. Evet, yine patladık. Bu arada boss'u kestikten sonra bu boss'un kullandığı, yani düşman boss'unun kullandığı silahı size veriyor. Atılarak kılıç hasarı verebiliyorsunuz. Lazeri vermiyor. Lazer verse aslında daha iyi ama lazeri vermedi. Ben dedim elimdeki atılabilir silahlarla en azından biraz canını alırım diye. Ama atılabilir silah yokmuş yanımda. Şeylerle, deploy meşlerle savaşacağımı bildiğim için atılabilir silah taşımadım yanımda. Dronları denemek istedim. Dronlar nişan alıyor ama çok az hasar verdikleri için yine çok işime yaramadı. Onu da söyleyelim. Siz de neden işe yaramadığını görün. Çünkü bir yerden sonra o yuvarlak toplara hasar vermeye başlıyor. Ve düşmana hasar vermediği için pek işlevini göremiyoruz. Sürekli düşmana hasar verse, yani düşmanı işaretleyip dronların oraya saldırmasını sağlayabilsek, dronlar da aslında çok güzel işimize yarayabilirdi. Bak canı gitmemiş yaratık. Daha %35'i %75'i falan duruyor. Benim canım kalmamış. Ama azimle savaşıyorum ya. Geçeceğim bu bölümü. Geçeceğim diye. Ulan bak, o günü hatırladım yine. Çünkü başa döndüğüm zaman o bölümlerin hepsini tekrardan geçmek zorunda kalacaktım. Ve hala daha deniyorum. Evet, kılıcımı aldım. Bu kılıçtan bir seviye daha yüksek kılıç buldum. Ama çok fazla parça istiyordu ve o parçaları yapamıyordum. Biraz önce bombaya kafa attım ya. En başta içeri girdikten sonra etrafında dolaşıp bombalar atmasını beklemeniz gerekiyor. Yoksa biraz önceki gibi oluyor. Yine kesemedik. Ama kılıcın faydasını gördüm açıkçası. Çünkü düşmana güzel hasar veriyordu. O yüzden bu bölümden sonra girdim internete. Ben dedim bu boss'u nasıl kesebilirim? Google amcaya sordum. Google amca da dedi ki kılıç alman gerekiyor. Kılıçla kesebilirsin dedi. Ama kılıç malzemesi için
En azından bir 10-15 tane, 10 tane falan gemiye saldırmam gerekiyordu. En az 10 tane gemiye saldırmam gerekiyordu. Ben 10 tane daha gemiye saldırdım. Kılıçlarımı yaptım. Ve birazdan göreceğiz. Bana işkence yaptı ya. Bildiğin işkence yaptı. Ama pes etmek yok. Oyunu bitireceğiz. En azından son boss'una kadar keseceğiz. Ve kılıçlarımı kuşandım. En azından bir tanesini de aldım. Bir tanesi biraz daha iyi. Diğerini yapmadım. En azından dedim bir kez deneyeyim. Denedikten sonra eğer kesemezsem diğer kılıcımı da güçlendirip öyle saldırırım diye düşündüm. Ve o başta geçtiğimiz kısımların hepsini en baştan geçip tekrardan boss'umuza geldik. Ve gördüğünüz gibi işe yarıyor. Topları çok hızlı bir şekilde kesebildiğimiz için sürekli canımız doluyor. Ve boss'a da güzel hasar veriyoruz. Ama bilin bakalım neler olacak. Bir yerden sonra canımız azalmaya başlıyor. Ve o toplar bizi kurtarmıyor. Düşman da fazla fazla hasar vermeye başlıyor. Deplomatimizin de o köpek balığı kafasının defansı yetmiyor. Defansı bunda düşük diye hatırlıyorum. Bunun enerjisi yüksekti diye hatırlıyorum. Ama hazırlıklı geldim. Tekrar uğraşmayacağım bu sefer. Kafalığımızı değiştirip denemeye devam edeceğiz. Oyun bitsin ki yeni oyunlara başlayabileyim. Güzel güzel yeni serilerimizin videolarını çekebileyim. Size de farklılık olsun. Hep aynı oyunların videolarını çekiyorum. Terraria'nın da bitmesine çok az kaldı zaten. Terraria da bittikten sonra uzun bir süre oynamam diye düşünüyorum. Çünkü yapacak bir şey kalmadı. Oyunda yapacak bir şey kalmadı. Yani Terraria'da benim şu an yapabileceğim hiçbir şey yok. Speedrun var. Speedrun için çok fazla zaman gerekiyor. En azından bana öyle geliyor. O yüzden onu da şu an için yapmam diye düşünüyorum. Ve kafalarımızı değiştirdik. Kılıçlarımızı, her şeyimizi kontrol ediyoruz. Gördüğünüz gibi bir sürü silah var çantamda. Hani lazım olur diye hepsini aldım yanıma. Hani kuvvetli olan silahların hepsini yanıma aldım. Ve şimdi keseceğim. Bir hafta ya, direkt olay. Bir hafta her akşam işten sonra geldim. Hani gün içinde oynayamıyorum zaten. Gün içinde de oynayabilsem bir hafta sürmezdi belki ama gün içinde oynayamadığım için akşamdan akşama oynayıp bir hafta boyunca uğraştırdı beni. Ya patır patır geçiyor. Hiç affetmek yok. O kılıcı mesela ben yapacaktım. Kılıç çok işime yaramaz diye yapmadım. Ona lazım olan parçalarla daha güzel silahları yapmak istedim. Mesela drone'u, işte o lazerli silahı, işte o roket atarı yaptım. Keşke kılıcı yapsaymışım en başında. Ben boss'ta işe yarayacağını bilseydim doğrudan kılıcı yapardım zaten. Ama işte deneme şansımız yok. Siz burada görmüş olun. Eğer oyuna başlarsanız son boss'u kılıçla çok rahat bir şekilde geçebiliyorsunuz. Bilginiz olsun.
Ve sonda canı tekrardan doluyor ve hani garip bir şekilde tekrardan bir hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. En baştan keseceğim mi diye düşünüyorsunuz ama canı daha hızlı bir şekilde bitiyor. Ve toplardan çıkarmadığı için çok rahat bir şekilde kesebiliyorsunuz o son kısımda. Ve öldü, artık direniyor. Öldürme, yapma etme diyor. Bırak peşimi diyor ama bırakmayacağım. Seni de Kodes'e göndereceğim. Ve bir daha bana saldıramayacaksın. Dragon'un üstüne saldırdı. İlk başta normal saldırdı. Şimdi Deplomage'de saldırdı. Ne istiyorsun kardeş benden? Evet, bu arada şapkamı da boyadım. Onlardan aldığım mor şapkayı siyah boyadım. Ve verdiği silahlar bunlar. Bu o samuray kılıcı. Düşmanın üzerine doğru atılarak kılıç hasarı veriyor. Ama çok kullanışlı değil, tavsiye etmem. Ya da ben kullanamadım, tam bilmiyorum. Bu arada oyunda pet de alabiliyormuşuz. Yani yanımıza hayvan da alabiliyormuşuz. Ben onu nasıl kullanacağımı çözemediğim için yapamadım. Yapabilen arkadaşlar varsa yorumlara yazarsa nasıl yapacağımı, hani hayvanı nasıl evcilleştireceğimi yazarsa çok çok sevinirim. Bir girip en azından denerim. Burası da Peacekeeper'ın merkez üssü, son seviyesi. Son seviyesinden bir önceki, pardon. Bunun bir tık daha gelişmişi var. Şimdi onu da göreceğiz. Üzücü bir şekilde. Çünkü oyunun sonuna geldik artık. Daha ne geliştirmesi diyorsunuz. Bunlar da satın alabildiğimiz itemler. Hani evinize ya da uzay geminize dizayn etmek isterseniz diye. Evet, görevimizi teslim ettik. Böyle bir video çıkıyor karşımıza. Saçları kesmiş Astronox'umuz Kodes'te. Ne oldu lan? Bu da işte grup arkadaşları. Bunların her birini tek tek yakaladım. Hepsini gösteriyor bize. Ne yazdığını yine anlamıyorum. Bir şeyler yazıyor. Keşke Türkçe olsaymış oyun. Sonra bu bizim görev aldığımız yaşlı teyze geliyor. Böyle yeni bir şeyler çıkıyor. Ulan oyun bitti, daha ne istiyorsunuz bizden? Ve yeni bir tane görev veriyor bize. Görevi alıyorum. Ama görev çıkmıyor. Böyle olduğu zaman yeni bir tane Peacekeeper istasyonu açılmış oluyor. Sonradan haritadan geliyorum tekrardan yeni Peacekeeper'ın istasyonuna. Orası da böyle bir şey. Bu son artık diye düşünüyorum. Son değilse de artık umurumda değil zaten. Oyunu bitirdim. Son boss'una kadar kestim. Bunlar da sattığı silahlar. Bunları görevlerden kazandığınız biletlerle alabiliyorsunuz. Hatta ben de şu üçüncüyü aldım diye hatırlıyorum. Almış mıyım? Aynen almışım. Bir şunu almadım. Ona da gerek yok zaten. Aynı değerlere sahip başka bir tane şeyi kullanıyorum. Deploymak için kafasını kullanıyorum. Ve gemimi eski haline getireyim istedim. Hemen kafayı değiştiriyoruz. Silahları değiştiriyoruz. Ve eski haline geri çeviriyorum. Oynamayacağım ama en azından tekrardan girersem her şeyim hazır olsun. Hazır da gelmişiz. Oyun da bitmemiş. Daha ne kestirecekse bize. Bu arada boss kalmadı. Bossların hepsini tamamen kestik. Ama hikayenin daha sonrasını da çok merak etmiyorum. Çünkü bana biraz daha fazla görev verecek. Evet, bir serimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Sonuna kadar bütün bölümleri izleyen arkadaşlara özellikle teşekkür ediyorum. Diğer arkadaşlarına canları sağ olsun, yapacak bir şey yok. Evet, yeni görevler verdi. Ben burada şoka girdim. Ne oluyor lan dedim artık, ne oluyor? Daha ne istiyorsunuz benden? Acaba dedim dalga mı geçiyor benimle? Şaka falan mı yapıyor? Baktım, şaka yapmıyormuş. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Ve başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.